HP Smart Tank 210, 520, 540, 580 ila 590 ve 5100 yazıcı serilerinde kağıt sıkışması sorunu nasıl giderilir? Yazıcınız sayfa beslemeyi durdurduysa ve yazıcı yazılımında kağıt sıkışması hata mesajı alıyorsanız veya kontrol panelinde kağıt sıkışması hatası görüntüleniyorsa, kağıt sıkışması sorununu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin. Adım 1: Sıkışan kağıdı çıkarma Yazıcı içerisindeki genel alanları sıkışmalar açısından kontrol edin. İlk olarak yazdırmayı iptal etmek için iptal düğmesine basın. Bu işlem hatayı gidermezse, aşağıdaki adımları izleyerek sıkışmayı elle giderin. Kullanılmayan tüm kağıtları giriş ve çıkış tepsilerinden çıkarın. Giriş tepsisinde sıkışmış kağıt olup olmadığını kontrol edin. Bulduğunuz tüm sıkışmış kağıtları çıkarın. Giriş tepsisi muhafazasını kaldırıp tutun ve açık giriş tepsisinden aşağı doğru bakın. Kağıt yolunda yabancı nesne bulunmadığından emin olun. Ardından çıkış tepsisinde sıkışmış kağıt olup olmadığını kontrol edin. Bulduğunuz tüm sıkışmış kağıtları çıkarın. Baskı işini iptal etmek için iptal düğmesine basın. Hata hala devam ediyorsa, sıkışan kağıdı yazıcının içinden çıkarmayı deneyin. Çıkış tepsisi genişleticiyi kapatın. Ön kapağı açın. Baskı taşıyıcısının engellenmediğinden emin olun. Taşıyıcıyı hafifçe sağa doğru kaydırın ve herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Taşıyıcı yolunda yabancı nesne bulunmadığından emin olun. Baskı kafası kapağının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun. Ön kapağı kapatın. Baskı işini iptal etmek için iptal düğmesine basın. Hata hala devam ediyorsa, sıkışan kağıdı yazıcının altından çıkarmayı deneyin. Not: kağıt sıkışmalarını düzeltmenin diğer yollarını denedikten sonra bu bölümdeki talimatları izleyin. Başlamadan önce mürekkep sızıntılarını önlemek için mürekkep haznesi kapaklarının sıkıca kapatıldığından emin olun. Yazıcıyı kapatmak için güç düğmesine basın. Güç kablosunu çıkarın ve diğer tüm kabloların bağlantısını kesin. Ön kapağı açın. Baskı taşıyıcısının en sol tarafa gittiğinden emin olun, gitmemişse yavaşça sola doğru hareket ettirin. Baskı kafası kapağının yan tarafına bastırarak kapağı serbest bırakın. Tüm mürekkep haznesi kapaklarının kapalı olduğundan emin olun. Ön kapağı kapatın. Giriş tepsisini alçaltın. Yazıcıyı döndürün ve ardından yazıcının arka tarafını kaldırarak yazıcının ön tarafı üzerinde durmasını sağlayın. Not: Yazıcının hasar görmesini ve mürekkep sızıntılarını önlemek için yazıcıyı uzun süre eğik konumda bırakmayın. Yazıcının alt kısmındaki iki tırnağı bulun. İki tırnağı iterek serbest bırakın ve alt erişim kapağını açın. Bulduğunuz kağıtları yazıcıdan yavaşça dışarı çekerek çıkarın. İki mandalın yerine oturmasını sağlayarak alt erişim kapağını kapatın. Yazıcıyı başlangıçtaki yatay konumuna geri getirin. Ön kapağı açın. Baskı kafası kapağının yan tarafına bastırarak baskı kafası kapağını kapatın. Ön kapağı kapatın. Elektrik kablosunu tekrar takın. Yazıcıyı açmak için güç düğmesine basın. Hata devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin. Adım 2: Otomatik bir araç kullanarak kağıt besleme silindirlerinin temizlenmesi Toz, kağıt lifleri ve diğer kirler, kağıt besleme silindirlerinde birikerek kağıt sıkışmasına ve kağıt beslemesiyle ilgili sorunlara neden olabilir. Yazıcı kontrol panelinden silindirleri temizleyin. Yazıcı açık durumdayken, yazıcı boşta olana ve sessiz kalana kadar bekleyin. Giriş tepsisini yükseltin. Kağıt yanını giriş tepsisine yerleştirin. Ardından kağıt genişliği kılavuzlarını kağıt kenarlarına dokunana kadar içe doğru kaydırın. Güç düğmesini basılı tutun. Renkli kopyalama düğmesine 3 defa basın ve siyah kopyalama düğmesine 7 kez basın ve ardından güç düğmesini bırakın. Yazıcı kağıt yolu silindirlerini temizlemeye başlar ve boş bir sayfa yazdırır. Yazıcı hareketsiz ve sessiz duruma gelinceye kadar bekleyin. Hata devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin. Adım 3: Kağıt silindirlerini giriş tepsisinden temizleme toz, kağıt lifleri ve diğer kalıntılar, kağıt alma silindirinde birikebilir ve kağıt besleme sorunlarına neden olabilir. Kağıt silindirlerini giriş tepsisinden temizleyin. Silindirleri temizlemek için aşağıdaki malzemeleri edinin. Tüy bırakmayan bez veya pamuklu çubuk ve saf su veya filtrelenmiş su. Yazıcıyı kapatmak için güç düğmesine basın. Güç kablosunu çıkarın ve diğer tüm kabloların bağlantısını kesin gerekirse giriş tepsisini yükseltin veya giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. Giriş tepsisi muhafazasını kaldırın ve tutun. Açık giriş tepsisinden aşağı doğru bakın ve gri renkli kağıt alma silindirlerini bulun. Bu alanı aydınlatmak için bir el feneri kullanmanız gerekebilir. Uzun bir pamuklu çubuğu damıtılmış su ile ıslatın ve fazla suyu sıkın. Pamuklu çubuğu silindirlere bastırın ve yukarı doğru döndürerek silindirleri temizleyin toz veya kir birikintisini temizlemek için orta ölçüde basınç uygulayın. Silindirleri 10-15 dakika kurumaya bırakın. Elektrik kablosunu tekrar takın. Yazıcıyı açmak için güç düğmesine basın. Hata devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin. Adım 4. Yazıcıyı sıfırlayın. Yazıcı hatalarını veya arızalarını gidermek için yazıcıyı sıfırlayın. Yazıcı açıkken güç kablosunu yazıcıdan çıkarın. Güç kablosunu prizden çekin. 60 saniye bekleyin. Güç kablosunu yeniden duvar prizine ve yazıcıya takın. Not: HP yazıcının fişinin doğrudan bir duvar prizine takılmasını önerir. Güç düğmesine basarak yazıcıyı açın ve sıfırlama işlemini tamamlayın. Sorun devam ederse yazıcıyı servise gönderin. Servis ve garanti seçenekleri için HP'ye başvurun. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın. Ve resmi HP destek videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.